Şimdi en zorlu maraton kısmına geçiyoruz. İkinci bölüm ve üçüncü bölüm. Grup üyelerini ve Bilsay hocamızın deyişiyle 21. yüzyıl için planlama grubunu yüreklendiren, destekleyen dostlarımızı dinleyeceğiz. Herkesin sesini duymak istiyoruz. Ama 2 dakika. Yani şimdi zor bir süreç başlıyor. 2 dakika kısa bir süre ama herkesi duymak o kadar kıymetli ki. Dolayısıyla şu anda tam bu noktada hepinizin affına sığınarak süre uzadığında müdahale etme anlamında affınıza sığınıyorum. Ve ilk sözümüzü grup üyelerimizden bizlerin deyişiyle Oğuz abimiz. Enerji politikaları konusunda inanılmaz inadı, çalışkanlığı, sakinliğiyle yolumuzu aydınlatan ve onunla birlikte olmaktan gurur duyduğumuz sevgili Oğuz Türk Yılmaz. Oğuz abi, söz senin. Teşekkür ederim. Geliyor mu sesim? Muhteşem. Ses var ama görüntü yok Oğuz abi. Evet, maalesef kameramda son dakikada bir problem oldu. Özür diliyorum. Katılmam gereken diğer toplantıda konuşamadım. Kusura bakmayın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Serdar Hocam sunumu daha önce incelemiştim. Geniş kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde bizim 20. yüzyıl planlama topluluğunun Bilsay Hoca'nın uzun uzun görüşlülüğüyle nasıl kurulduğunu anlattı. Bugün bizler planlamanın zorunlu olduğuna inanan kişiler olarak bir aradayız. Benim planlama kavramı ve uygulamalarıyla tanışıklığım 50 sene öncesinde üniversitede öğrenciyken çalışmalarımız için çok değerli kaynak olan DPT yayınları ve özel ihtisas komisyonu raporlarıyla başladı. 1978'de Bilsay Hoca Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı iken hazırlıkları süren 4. Beşeri Kalkınma Planı ile ilgili olarak TEMOBEN'in unutulmaz başkanı Teoman Öztürk ile birlikte kendisini ziyaret ettiğimiz zaman bizi gayet sıcak karşılamıştı. TEMOBEN'i ve dönemin diğer demokratik kitle örgütlerini 4. 5 yıllık kalkınma planı konulu toplantıya davet etmişti. Devlet İstatistik Enstitüsü'nde yapılan demokratik kitle örgütlerinin katıldığı toplantıya TEMOBEN'in yanı sıra DİSK, Türk İş, TÖBDER, TÜMDER, TÜSDER, TÜTET ve TÜM İktisatçılar Birliği katılmıştı. Bugün adlarının birçoğu unutulan kurumlar. O zaman başlayan yol arkadaşlığı 2011'den sonra daha sıkı bir ortak çalışma anlayışı bugünlere geldi. Hocanın şimdi şikayet zamanı değil, ne yapılması gerektiğini söyleme zamanı cümlesini ben bir mühendis olarak şöyle değiştirmiştim. Neyi istemediğini, nelerin değiştirmesini istediğini söylemek matematikteki gerekli koşul ama yeterli değil. Yeterli koşul neyi, niçin istemediğini söylemek ve istediklerini nasıl yapacağını anlatmaktır. Çalışma alanım olan enerjide 2011 ve 2012 seminerlerinde vurgularım kamusal hizmet ve planlama ile sınırlıyken yapılan etkinliklerin katkısıyla zenginleşen bilgi birikimimiz ile 12-13 Mayıs 2016'da enerjide ne yapmalı, nasıl yapmalı temalı bir seminer düzenleyebildik ve Türkiye için demokratik enerji programı biz ne istiyoruz'u konuşabilir olduk. Şimdi 2021'deyiz. Sanayileşmeden tarıma, enerjiden sağlığa, eğitimden kamu yönetimine, Türkiye'yi emekçi kesimlerin çıkarları doğrultusunda kamusal planlama anlayışıyla yönetmeye aday olanların bilgi edinmeleri, yararlanmaları gereken yoğun ve nitelikli bir birikimi daha da zenginleştirerek nice on yıllara diyoruz ve yola devam ediyoruz. Bugün öbür toplantıda konuşabilseydim söyleyecektim. Ben 68'li yoldaşlarla başlayan uzun yürüyüşü 78'lerle, 88'lerle, şimdi 98'lerle sürdüğüm için mutluyum. Ömür vefa ettikçe 2008'lerle yürümeye niyetim var. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun. Oğuz abi çok teşekkürler. Nice on yıllara hep birlikte. Şimdi grubumuzun diğer bir değerli üyesi, hazine deneyimiyle bizi gerçekliğe, gerçek siyasi alanına hep çeken, ayaklarımızın yere basmasını sağlayan, enerjisiyle, esprileriyle grubumuzu var eden sevgili Hakan Özyıldız. Hocam, Hakan Hocam buyurun. Hamza Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Hepinizi sevgi ve saygılarla selamlamak istiyorum. Öyle başlayacağım.
Ben Mektebi Mülkiye 1973 yılında, yani Cumhuriyet'in 50. yılında girenlerdenim. Numaram da 1973'tü bu arada, hatırlatayım. Mektebi Mülkiye numaram da oydu. Ben o mülkiye deneyimimin devamını kamuda da taşımaya çalıştım. Geleneklerini korumaya, saygı duymaya çalıştım. Bu geleneklerin bir temsilcisi olarak da 21. yüzyıl için planlama grubuyla 2014 yılında karşılaştım. Ben onları çok sevdim. Sevdim çünkü üretiyoruz. Hep beraber, elimizden geldiğince. Başta kaptanımız, en gencimiz Bilsay hocamız olmak üzere. Bu en gencimiz lafının altını özellikle çiziyorum. Böyle üretkenlik her gence nasip olmaz diyerek devam ediyorum. Bu kadar içten ve karşılık beklemeden üreten başka birkaç grup var mı hiç bilmiyorum. Ben karşılaşmadım en azından. Mutlaka belki vardır ama böyle bir yere başladıkken kaptanımıza da herkese de zaman zaman sorasım geliyor. Hocam hiç tatil yapmayacak biz diye. Ama biraz evvel yapmayacağımızı anladım. Bir 10 yıl daha çalışacağız ömür verirse. İşimiz kolay değil, o gözüküyor. Biliyorsunuz aslında bilgi üretmek çok zor bir iş. Hele bizim gibi az gelişmiş ülkelerin başındaki en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Bunun sıkıntıları olduğunu ne biliyoruz. İki tane nedeni var bu sıkıntıların. Bir tanesi ilgi ve kapasite sorunu. Yani ilgi az ve kapasite az diye şey yapalım. İkincisi de bunun yanında kapasite olsa da olmasa da üretmeye yetenler, aydınlar diyeyim tırnak içinde, bu işlerden kaçınıyorlar. Her şeyi söylemek istemiyorlar. Aralarının birileriyle bozulmasından şey yapıyorlar. Bu grubun öyle bir derdi yok. Bu grup kendi ne bir doğru biliyorsa, farklılıklar olsa dahi ama içten geldiğinde bilgi birikimiyle, deneyimiyle sizlere sunmaya çalışıyoruz. Umarım başarıyoruzdur. Konuyu sadece sosyal bilimlerle bitirmiyoruz. İktisat üzerinde indirgesek de kolaycılık, piyasacılıkla zor kalkınmacılık arasında gidip geliyoruz. Biz her şeye bakmaya çalışıyoruz. Kolaycılıktan uzak, asıl onların kalkınmacı bir yaklaşım olduğunu biliyoruz. Öyle çattı pattı kaç attı diyerek faizli kurdu işlerine hiç girmeyeceğiz. Girmedik, görmeyeceksiniz bizi buralarda. Biz bilimi, teknolojiyi, eğitimi, aydınlanmayı, sanayileşmeyi, üretimi, enerjiyi, sağlığı, tarımı, ithalata bağımlılığı, işsizliği, borçlanmayı, gelir dağılımındaki bozukluğu, bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar bunları üretmeye gayret edeceğiz. Biz masa başında değiliz, Bilsay Hocam'ın dediği gibi. Türkiye için, Cumhuriyet için ne yapabilirsek onun için burada bir şey üretmeye gayret ediyoruz. Ve 20. yüzyılda emperyalizme karşı şanlı duruşun kahramanlarını Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yurtsever yolunda benimsediklerini, onlarla beraber olmaktan her zaman gurur duyduğum arkadaşlarımla beraber olduğumu anlatmak için buradayız. Karınca kararınca bilgi dağarcığımızda ne varsa sizlere katkı sunmaya, birikimlerimi paylaşmaya gayret ediyorum. Ülkem adına grupta beraber olduğum herkese, başta Bilsay Hoca olmak üzere, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, sağ olsunlar, var olsunlar. Siz de iyi ki varsınız Hakan Hocam. İyi ki varsınız. Şimdi bir diğer grup üyemiz, bizlerin de işiyle sayıların efendisi. Sanayi rakamlarını mucizevi bir şekilde bizim için sergileyen, sunuşlarıyla bizi etkileyen, sakin, yapıcı ve o etkileyici ses tonuyla grup üyemiz Oktay Küçükkiremitçi. Oktay Hocam, sizi dinleyelim. Teşekkür ederim Gamze Hocam. 10 yıl olmuş. Aslında tam da 10 yıl değil. Bilsay Hocam'ın deyimiyle beni ilk tutuklayan sevgili 35 yıllık dostum, üstadım, abim Şahin Kaya'dır. 2006 yılında beni kolumdan tutup sen bu işlerde yazıp çiziyorsun diye ilk İktisat Politikaları Kurultayı'na sevgili Profesör Fatih İlmioğlu'nun Malatya Üniversitesi'ne kurultayına götürdüğünde ben ilk defa o zaman aydın bilim çevresiyle hemhal olabildim, tanışabildim. Necdet Hoca orada tanıştığım isimlerden bir tanesidir. Sevgili İlter orada tanıdım ve bu ekipten çok etkilendim ben. Türkiye'de böyle bir ekip olduğunu açıkçası uzaktan izliyordum, değildim. Sonrasında 2011 yılı geldi. Bilsay Hocamız benim lisanstan hocam.
Lisansta da hocam ben bütün emeği kalmadan geçenlerden 4-5 kişiden birisiyimdir. Yani onu da söyleyip övünme için önemli bir bahanedir bu mülkiye camiasında. Bilse hocamla tanıştım ve şimdi Ozan Hoca kitapları tanıtırken baktım. Serdar abi şeyleri anlatırken de bizim eski faaliyetleri. İlk sunumum benim katma değer üzerineymiş. 10 yıl geçti yine katma değerini anlatıyorum. Ama şöyle bakıyorum ben hadiseye. Tanımlayıp, ölçüp, yönetip, modellemek ve sayılarla, modellerle karşıya çıkmak, geçmişe öykünüp bugünden yakınmaktan daha zor bir şey ama daha faydalı bir şey. Bizler yarını hedefleyen ve yarının Türkiye'sini emekten, toplumdan, haktan, bilimden ve aydınlıktan yana olmasını hedefleyen bir kitleyiz. O nedenle Bilse Hocamızın bize verdiği bu mottoyla, bu düsturla ben şu anda içinde bulunduğum ekibin bir parçası olmaktan çok gururluyum, çok mutluyum. Gelecekte de Türkiye için, Türkiye ekonomisi için bir şeyler yapıyor olmak, geleceğe iz bırakmak ve böyle bir ekibin parçası olarak bu izi bırakmak benim için çok değerli. Bu fırsatı bana verdiği için tüm grup üyelerine, bizlerle birlikte oldukları için tüm 21. yüzyıl için planlama dostlarına ben teşekkür ediyorum. Türkiye'nin düşünen insanlara, üreten insanlara, geleceği planlayan insanlara bizler olmasak da ihtiyacı olacak. Gençlerin bizlerle birlikte olması çok değerli o anlamda. Teşekkür ediyorum Gamze Hocam ve hepimize başarılar diliyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, hepimize başarılar. Daha 10 yıllar var önümüzde çalışacağımız ve memleketi hayal ettiğimiz, düşlediğimiz memleketi kuracağımız günler var. Bilsay Hoca genç kuşaklar dedi. İkinci 10 yılda onlardan daha çok şey bekliyorum dedi. O zaman bu sorumluluk özellikle bizim grubumuzun genç üyelerinin omuzlarında. Her türlü etkinliğimizde, her türlü çalışmamızda enerjileriyle, dinamizmleriyle bizimle birlikte olan gençlerden. Sevgili Ozan Arslan, seni dinlemek isteriz. Ozan, söz sende. Gamze Hocam, güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Herkese merhabalar demek istiyorum öncelikle bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize, dostlarımıza. Bugün 10. yılını kutladığımız planlama grubuna ben 2014 senesinde mülkiyeyi kazandığım yıl tanışma fırsatım oldu bu grupla ve daha sonrasında da işte etkinliklerini takip ederek bir şekilde kendimizi onlara yakın hissettik, bir yer edindik kendimize. Bu grupta olmak 2014 senesi için yani mülkiyeyi yeni kazanmış bir öğrenci için gerçekten çok değerliydi. Çünkü her alanda, alanında önde gelen isimlerin olduğu bir ekibin içindesiniz ve siz daha yeni aslında hayata başlamışsınız, yeni üniversiteye adım atmışsınız. Bu gerçekten çok ayrıcalıklı hissettiren bir durumdu. Yani o grubun içinde olmak, onlarla birlikte çalışma yapmak, onları dinlemek gerçekten sizi çok ayrıcalıklı hissettiriyordu. Tabii biz çevremizdeki arkadaşlarımıza da bundan bahsediyorduk ya, işte bir grup var, çok gerçekten hocalar inanılmaz şeyler yapıyorlar, çok güzel şeyler anlatıyorlar falan. Gelin katılın, dinleyin. İşte gelen arkadaşlarımız oldu, gelmeyenler oldu. Ama kendinizi dediğimiz gibi hani ayrıcalıklı hissediyorsunuz ama bu ayrıcalık popülariteden gelmiyordu. Yani kaliteden geldiğini düşünüyordum ben. Çünkü belki çok fazla insan o senelerde bilmiyordu bu yaptığımız işleri ama kalitesi ortadaydı. Bilen, grubu bilen insanlar kaliteyi de görüyordu. Gerçekten çok ayrıcalıklı bir grup. Ben bu grubun bir üyesi olmaktan çok gurur duyuyorum. Yani şu an hocalarımın karşısında konuşmak gerçekten heyecan verici aynı zamanda. Daha çok işler yapacağımıza inanıyorum. Ben bu grubun aşağı yukarı 6 seneden beri grupla birlikteyiz ama üyeliğimiz biraz daha geç. Aktif rol oynamamız biraz daha geç oldu. Mülkiye Gençlik Kulübü ile başladığımız bu yolda 2019 senesinde ben mezun oldum. Mülkiye'den eğitim anlamında ayrıldık. Ama tabii ki de mezun olduğumuz için hiçbir zaman bağımız gitmeyen bir kurum olduğunu düşünüyorum. Nice 10 yıllar diyelim. Nice çalışmalarda yine birlikte olmayı diliyorum ben. Herkese çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler Ozan. Sizlerin varlığı bize de güç veriyor. Geleceğe olan umudumuzu arttırıyor. Teşekkürler Ozan. Ben teşekkür ederim. Bir değerli üyesine daha söz vereceğim. Geliştirmeye çalıştığımız kamucu, halktan yana, aydınlanmadan yana, laik, planlamacı perspektife çok destek veren, özellikle enerji alanındaki çalışmalarıyla bizi çok güçlendiren
çok kıymetli, çok değerli bir üyemiz var. Necdet Pamir. Necdet Hocam, sizi dinleyebilir miyiz? Necdet Hocam, mikrofonu açabilir miyiz? İlk cümlelerinizi duyamadık. Otomatik açılıyor diye düşündüm, özür dilerim. Tabii çok teşekkür ederim sevgili Gamze Hocam her zamanki zarif sözleriniz için. Yani bugün doğal olarak enerji, enerji jeopolitiği, enerji güvenliği, enerji planlaması bu konulara hiç girmeyeceğiz. Ben sadece grubumuzla ilgili içten düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Uzun uzun sevgili Serdar anlattı, aynı şeylere girmeyelim ama önemli olan şu. Bilsay Kurucu Armağan kitabının hazırlanması sürecinde sevgili İlter ve sevgili Serdar'ın Bilsay Hocam'ın yönlendirmesi ve birlikteliğiyle oluşturdukları bu grup önce planlamayı düşünmek, 21. yüzyılda planlamayı düşünmek diye başladı. Arkasından kuvveden fiile geçip 21. planlamaya dönüştü bizim çalışmalarımız. Bizim diyorum çünkü 2011 yılından itibaren beni de aralarına alma, aranıza alma zarafetini gösterdiniz ve bu benim için çok büyük bir onur. Bilsay Kuruç Hocam açık söylemek gerekirse sadece yol göstericimiz değil, gerçekten tükenmeyen enerjisiyle 10 yılda yaratılan bu müthiş bir birikimin sürükleyicisi de oldu ve hala devam ediyor. Grubun çekirdek kadrosunda yer alan bizler daha çok belki bugüne kadar sadece kendi alanlarımızdaki birikimlerimizle mütevazi katkılar koymaya çalıştık. Ama kaptanımızla birlikte etkinliklerimizin planlaması ve uygulanmasının tüm yükü ağırlıklı olarak sevgili İlter ve Serdar'daydı. Bunun altının kalınca çizilmesi lazım, yani minnet duygularımızla. Sevgili İlter'in aramızdan çok erken ayrılmasıyla birlikte Serdar Hocam'a daha büyük yük bindi. Ama Allah'tan sevgili gençler, Ozanlar, Etkin, Yavuz, Ece ve diğerleri Serdar'a omuz vermeye başladılar. Bu büyük bir gerçekten motivasyon oldu bizim için. Ama 2016 yılında İlter'le birlikte sevgili Aykut Göker hocamızı da kaybettik. O uğursuz bir yıl oldu bizim için. 10 yılımızı geride bıraktık. 10. yıl marşındaki gibi ben öyle inanıyorum ki tüm etkinliklerimizden çıktık açık alınla. 10 yılda Serdar'ın dile getirdiği gibi 82 kapsamlı etkinliğin hem de bu nitelikteki etkinliğin bu kadar konuşmacıyla hayata geçirilmesi, bunun web sayfasının hazırlanması, hiçbir şekilde saklamadan, gizlemeden kamuoyuyla paylaşılması gerçek amacımızın ne kadar sahici olduğunu gösteriyor. Bize plan değil pilav lazım diyen sağ ve sığ politikalar Cumhuriyet'in tüm kazanımlarını har vurup harman savururken bizim bir kenarda oturup bu talanı sessizce izlemeye hakkımız olmadığını düşünüyoruz. Planlama kavramının yeniden ülkemizin bugünü ve geleceğinin temel taşı olması gerektiğini bıkmadan, usanmadan anlatmamızın Cumhuriyeti kuranları ve gelecek kuranlara ve gelecek kuşaklara borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Onun için 21. yüzyılda planlama diyoruz demeye devam edeceğiz. Bir plandan yoksun olan ulusların, başka ulusların planlarının bir parçası olacağını bir an bile aklımızdan çıkarmıyoruz. Bu grubun bir üyesi olmaktan gerçekten büyük bir onur duyuyorum. Nazım Hikmet'in 20. asra dair şiirini 21. yüzyıla uyarlarsak şunları söyleyebilirim toparlarken. Asrım sefil, asrım yüz kızarttı. Ya vatanım, vatanım uğursuz bir karanlığın tehdidi altında. Ama Mülkiye Marşı'ndaki gibi ey vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz diyen bizler varız ve aydınlık bir gençlik bizim elimizden bu bayrağı aldı, götürüyor. O nedenle diyorum ki bana yeter 21. asırda olduğum safta olmak, bizim tarafta olmak, yani 21. yüzyılda planlama grubunun bir üyesi olmak. Hepinize sevgi ve saygıyla bana bu şansı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok sevgiler. Necdet Hocam, çok sağ olun. Biz de aynı safta olmaktan mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Evet, memleketi güzel günlere doğru taşıyacak gençlere bayrağı devrediyoruz. Devretmeye de devam edeceğiz. Sağ olun Necdet Hocam. Bir şeyler yaptık 10 yılda. Seminerler, çalıştaylar, kitaplar. Yaptıklarımızı sunmak,
kamuoyunun gözü önüne çıkarmak da ayrı bir çaba gerekiyordu. Ayrı bir estetik gerekiyordu. İşte bütün görsellerimizde bizi kamuoyu nezdinde nitelikli çalışma yaptığımızı kabul ettiren harika tasarımlarıyla ve o kocaman sıçacık gülüşüyle değerli üyemiz, bizlerin deyişiyle İbrahim abimiz, İbrahim Dinç. İbrahim abi, sesini duyalım. Teşekkür ederim Gamze Hocam. Valla bu kadar dostumun, arkadaşımın, hocalarımın arkasından konuşmak biraz zor. Ama ben de şunları söylemek istiyorum. Bu grup son derece yoğun bir entelektüel derinliğe sahip bir gruptu başından itibaren. Ancak entelektüel derinlik iki türlü gerçekleşiyor. Bir içinde toplayabilirsin, bir bunu dışarıya dağıtabilirsin. Benim de içinde olduğum bu grup entelektüel derinliğini ve kapasitesini dışarıya saçan, örneğin bir deniz feneri gibi çalışan bir mekandı, bir durumdu. Ben bunu açıklamak üzere bir şey kullanmak istiyorum, bir metafor kullanmak istiyorum. Biliyoruz bu dönemin zeitgeist'ı, yani zamanın ruhu, post-truth dediğimiz yalanın kutsandığı, gerçeğin bertaraf edildiği bir durumdu. Bizim grubumuz ise gerçeğe ulaşmak için her türlü çabayı gösteren, ona ulaşmak için hem kendisi çabalayan, hem civarından başka insanları davet ederek bu yapının içinde, bu durumun içinde, bu ortamın içinde sunmaya çalışan bir gruptu. Burada şunu söylemek gerekir. Bilimle ilgilenen dostlarımız, arkadaşlarımız bilirler. Kuantum fiziğinde, kuantum mekaniğinde son dönemlerde geçerli olan bir kavram vardır. Higgs alanı diye. Higgs alanı kendisiyle ilişkili olan diğer parçacıklara, diğer ortamlara kütle kazandıran bir durumdur. Bizim yapımız da işte böyle bir şey. Yani bizimle ilişkili olan, herkese kütle kazandıran, onları zenginleştiren, onları başka bir biçimde ışımalarını sağlayan bir ortam oluşturduk. Ben bunun dışında bütün hocalarıma, bu grubun içinde var olan dostlarıma, arkadaşlarıma, kardeşlerime, herkese teşekkür ediyorum. Benim için de aynı şey geçerli. Bu grubun bir üyesi olmak çok onur verici. Sadece bu grubun üyesi olan arkadaşlarım değil, bizimle beraber olan, bizimle ilişkide olan bütün dostlarımıza ben de buradan selamlar iletiyorum. Teşekkürler İbrahim abi. Gerçeğe ulaşma çabasında yürümeye, düşünmeye devam. Bir grup üyemiz son yakın zamanda bize dahil oldu. Aslında uzun süre grubumuza destek verdi. Bilsay hocamızın 21. yüzyılı anlarken teknolojiyi de anlamak lazım. Bilsay hocamın deyimiyle onun entrikalarından da haberdar olmak lazım dediği yaklaşımda bize teknoloji gelişmeleri değerlendiren, bize ufuk açan Ordu Üniversitesi öğretim üyesi, değerli meslektaşım, değerli arkadaşım, doktor öğretim üyesi Özgür Narin. Özgür, seni dinleyelim. Sağ olun hocam, estağfurullah güzel sözleriniz için. Ya ben de onur duydum, ben çok yeni katıldım. Genç ruhluların arasına katılanlardan biri olarak çok yeni katıldım böyle. Oktay Hoca'nın dediği gibi hani kolumdan tutup çekildim ama ne yazık ki bu konferans, dijital konferans ortamında oldu bu. Ama burada olmak çok önemli. Böyle iki dakikada anlatmaya çalışayım. Yani Bilsay Hoca'nın ve tüm hocaların söylediklerinden özellikle Bilsay Hoca planlama anlayışı artık kolektifleşiyor dedi. Ben çok önemli buluyorum. Bir de ya bu grubun emek vurgusunu, planlamanın tekrar önemli olduğu vurgusunu çok önemli buluyorum.
Bir de bu grubun deneyimini çok önemli buluyorum aslında. Gençlerle buluşturmasını ve şey yapmasını, bunu ortak bir katman olarak dışarıya vermesini. Cemal Hoca'nın dediği akademi, bağımsız bir akademi tartışması da çok önemli geliyor bana. Bu planlama anlayışını kolektifleştirmekten tam da başlayayım aslında. Bu gruba verdiğim önem ve aslında bu gruptaki biraz da geleceğe dair ne olabilir, nasıl tartışılabilir gibi benim katkım ya da beklentim gibi bir şeyi. Bir kere öncesinde ekonomik bunalım, kapitalizmin girdiği, sonra da salgın bize çok açık gösterdi ki artık bu üretim ilişkisi, yani bilimiyle, aşısıyla, kuryeleriyle, yaşamı üretmeye çalışan insanlarıyla falan, hele bir şu anda kapanma gibi gözüken ama gerçekte çoğu insan için kapanma olmayan koşullarıyla hiçbir şey vaat etmiyor insanlığa, emekçilere, kadınlara, ekolojiye, doğaya, topluma, gıdaya, yani her şeye çoğu şeyi vaat etmiyor. Vaat ettiği şeyin çoğunu gerçekleştirmiyor. Dolayısıyla yeni bir toplumsal ilişki ve yeni bir üretim örgütlenmesi üzerine düşünmek çok önemli. Ben bu kısmı çok önemli buluyorum. Ve burada eski tartışmalar hiç eski değiller aslında. Çok önemliler. Üretimin planlanması ve şey yapılması ve yeniden örgütlenmesi tartışması. Bu grup açısından bunu çok önemli buluyorum. Yeni teknolojilerle düşünülebilir. Buna artık bilim üretiminin örgütlenmesinin planlanması ve bunun da yapılması gibi şeyleri, ekoloji, gıda krizi, enerji gibi buradaki çok değerli bileşenlerin her birinin sunduğu katkılarla birlikte düşündüğümüzde, bu açıdan bu gurur verici böyle bir şeyin içerisinde olmak. Geleceğe dönük hem gençlerin ilgisini çekmek, alanında çalışanların ilgisini çekmek, hem de eskiyle yeniyi, tırnak içinde eskiyle ama yeniyi buluşturmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada ben başta yaptığım vurgulardan birkaçını daha hatırlatarak bu grubun önemini söyleyip sonlandıracağım. Bir tanesi aslında kamunun tekrar çağrılması çok önemli. Kamu da planlamanın ve tartışmanın önemi. Ben burada sadece şunu vurgulayayım. Artık yeni bir kamunun inşa edilmesi, tartışılması söz konusu. Aslında genç kuşakların da bugünkü tartışmaların çoğunda da içerilen şeyi eskiyle buluşturmak çok önemli bu açıdan. Bunu nasıl anlatabilirim? İşte hem emek vurgusu, Bilse Hoca'nın daha baştan bir bahsettiği emekçi sınıfların o geniş katmanı, farklılaşan bilim emekçileri, her türden emekçi sınıfın buna katılması çok önemli. Hem kadınların ev içi emeği, görünmez emeğin katılması, örneğin toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme gibi tartışmaların bu planlamaya katılması çok önemli. Hem de ekolojiyi, dünyayı, doğayı, gıdayı, tarımı yeniden örgütleyecek. Yani bir köy tartışması yaptık, çok değerliydi. Çok eski gözüken bir köy tartışmasını yeniyle buluşturmak, gıda krizi, açlık krizi gibi tartışmalarla buluşturmak çok önemliydi. Ben bunun ve de yeni teknolojiler, yapay zeka, dijital teknolojiler, Birleşmiş Milletler'in kendisinin bile kabul ettiği, artık bu platformlar sayesinde üretimi planlamak çok daha kolay, çok daha önemli. Neredeyse kendileri kabul ediyorlar, piyasa denilen şey görünmez falan değil artık. Dijital olarak görebiliyor ve artık o piyasa anarşisine bırakmaya gerek yok sözünü dillendirmiyorlar ama kendileri bile kabul ediyorlar. Bunların çok önemli olduğunu yeni kuşakların da, gençlerin de eski planlama, sosyalist planlama, Sovyet planlaması, bizdeki planlama tartışmaları, planlamanın içinden gelen deneyimli insanların tartışmalarını yeni şeylerle, yeni araçlarla buluşturmaları çok önemli ve planlamanın öznesi üzerine düşünmeleri, yani yeni kamu nasıl yaratılacak, planlamaya nasıl katılacak ve bu tartışma onları da içeren bir şekilde nasıl sürecek diye. Bu grubun bu açıdan çok önemli bir vesilesi olduğunu, yeniyi buluşturma şeyinin de şurada çok önemli olduğunu düşünüp şeyi bırakayım. Yani mesela yeni planlama araçları arasından teknolojiyi düşünebiliriz ama teknolojiyi düşündüğümüz her an ben toplumu ve toplumsal ilişkileri önemsiyorum. Toplum, emekçiler ve şey nasıl katılacak buna? Kadınlar nasıl katılacak? Ekoloji, gıda, çiftçiler ve köylüler nasıl katılacaklar? Ve biz o bilgiyi, veriyi onlarla birlikte paylaşırken ya da onlara göre düzenlerken, bir plan önerisini tartışırken, toplumsallaştırırken nasıl yapacağız tartışması çok önemli ve
yeni kuşakların o bilgileriyle, yani ekonometrinin, siyasetin, antropolojinin bilgileriyle bunun harmanlanması, bu açıdan planlamayı çok önemli kılıyor. Bu grubu da çok önemli kılıyor diye bitireyim. Son bir söz olarak şeyi söyleyecektim. Yani bilim ve hurafelere bakışı Bilsay Hoca'nın çok önemliydi. Bilimin yeniden örgütlenmesi, aşının, salgın karşısında aşının yeniden örgütlenmesi tartışması bile bize, patentlerin kaldırılması tartışması bile bize planlamanın ne kadar can alıcı, ama gerçekten can alıcı. Hani sadece sıfatla vurgu değil, insanların canlarını alıyor çünkü. Can alıcı olduğunu gösterdi ve bence bu Bilsay Hoca'nın dediği iddialı olmak önemli. Yani önümüzdeki 10 yıla, umarım Zoom'da yapmayız, yüz yüze buluşuruz önümüzdeki 10 yıl sonra. Böyle bir tartışmayı genç akademisyenlerle birlikte ve bunların ilgisini çekerek, bu bir teknik iktisadi konu değildir diyerek tartışmak çok önemli. Ben bunu umut ediyorum 10 yıl sonra diyeyim. Tekrar teşekkür ediyorum. Hem güzel konuşmalar için hem de bu deneyimi, yani planlamanın eski anıtlarıyla, anıtları derken canlılar bunlar, hani böyle taşlaşmadılar, eskide kalmadılar, aksine aramızdalar ve hala dinçler ve şey yapıyorlar. Bir arada olmak önemli. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Özgür Hocam. Gerçekten deneyimlerden beslenen ama geleceğe yönelik de hangi tartışmaları merkeze almamız gerektiğini bize hatırlatan çok keyifli bir paylaşım oldu. Bu izlediğimiz müthiş görüntüler, videolar aynı zamanda başlangıçta Serdar Hocamızın dediği gibi bizi sosyal medyanın, bilişim teknolojilerinin, iletişim teknolojilerinin alanına taşıyan, inanılmaz sabırlı, çalışkan ve mütevazi grubumuzun çok değerli üyelerinden biri. Bu program akışında benim en büyük destekçim. Sevgili Etkin Güneş, seni dinleyelim. Hocam çok teşekkür ederim. Ben öncelikle dostlarımızı selamlıyorum. Şimdi Ozan Hoca az önce üç değerli konuşmadan sonra konuşma yapmak bayağı zor oldu dedi. Ben 10 konuşmadan sonra yapacağım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Şimdi Serdar Hocam da söyledi, siz de söylediniz. Bilsay Hocam söyledi. Çok teşekkür ederim ama hani ben tek başıma hiçbir zaman yapmadım. Hani Ozan arkadaşım da, Yavuz arkadaşım da, Ozan Hocam her zaman destekliyor. İbrahim abi görselleriyle destekliyor. Yani tek başıma asla üstünden kalkamazdım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Bilsay Hocam'ın yani genelde böyle yasakçı bir zihniyeti yoktur ama bizi anayasamızda iki yasağımız var. Birincisi nostalji yapmak yasak. İkincisi yakınmak, şikayet etmek yasak. Şimdi şikayet etmek, tamam bugün kolay, şikayet etmeyeceğiz zaten. Şikayet edecek bir durumumuz yok ama 10 yıllık nostalji yapmadan nasıl anlatırız diye düşündüğümde biraz böyle düşündüm yani nasıl yapacağım diye. Şöyle dedim, bir tümever öncü yöntem izleyeyim dedim. Kendimden bir durum saptaması yapayım dedim. Oradan da gruba daha sonra da planlama ve Türkiye adına bir şeyler söyleyeyim dedim. Şimdi kendim adıma konuşacak olursam, bence bu grubun en şanslılarından biri benim. Çünkü buradaki hocalarımın hepsi uzmanlıklarıyla, bilgi birikimleriyle burada yer alıyor. Ben öğrenciyim, hiçbir vasfım yok olmadan bu gruba 10 yıl, yani bir de hani Ozan ve Yavuz kardeşlerimiz de sonradan dahil oldu ama ben 10 yıl boyunca hep içinde yer aldım. Bu bakımdan şanslı hissediyorum. Yani benim için çok iyi bir okul oldu öncelikle planlama grubu. Yani 20 yaşındaki, 30 yaşındaki Etkin arasında gerçekten çok fark var. Onu söylemek istiyorum. Daha sonra da baktığımız zaman Serdar Hocam anlattı. 272 tane konuşmacıdan bahsetti Serdar Hocam. Yani o çok değerli bilim adamları, komutanlar vardı, doktorlarımız vardı, yazarlarımız var. Hepsiyle birebir tanışma fırsatında bulundum. Bunlar da benim için aslında biraz staj imkanı oldu hepsiyle. Onun haricinde benim efsane olarak gördüğüm hocalarımla birebir sohbet etme, aynı ortamda durma. Örneğin işte Ruşen Hoca ile İzmir'e gidip orada kahvaltıda sohbet edebilme, anılarını dinleyebilme, Korkut Hoca telefonumu açtığında efendim Etkin diyebilmesi bile benim için hani çok gurur verici şeylerdi. Yani Cemal Hocamı arıyorum işte hemen Etkincim diyor. Yani bunlar benim için çok önemli şeylerdi. Onun haricinde şunu söyleyebilirim, planlama hani benim için evet okuldu
entelektüel anlamda geliştirdi beni. Aynı zamanda hayata da hazırladı. Yani sosyal anlamda da çok geliştirdi. Aynı zamanda bir de ailem oldu aslında. İkinci ailem oldu planlama grubu. Biz hani şöyle bakıyorum, 10 yılda hem hüzünlerimizi beraber paylaştık hem de sevinçlerimizi hep bir araya geldik, kutladık. Yani pandemi döneminde bile bir araya gelip kaderlerimizi kaldırabildik yani. O şekilde yani mesafeler girdi. İşte ben Çanakkale'ye geldim, Ozan İstanbul'da, Özgür Hocam Karadeniz sahillerinden, Anıl Hocam Akdeniz sahillerinden bize ulaşıyor, İbrahim abi Balıkesir'de, ama o şeyimiz bile, mesafelerimiz bile bize engel olmadı ve üretme sürecine devam ettik. Bu konuda da şey yapıyorum. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Cemal Hocam söyledi, onu vurguladı. Grupta bir hiyerarşi olmadığını söyledi. Ya benim asla hocalarıma karşı kendimi bir görme gibi bir durumum olamaz ama yani onu gerçekten hocalarım bize hissettirdi. Yani her gencin fikirlerine tek tek, yani bizim fikirlerimize her defasında soruldu. Bizim katkılarımızın verilmesi istendi. Her ortamda düşüncelerimiz önemsendi. Bunu yapabilen ben grupların oldukça az olduğunu düşünüyorum. Yani gençlere söz hakkı veren grupların olmadığını, hani o gerçekten yani benim de sözüm önemli olduğunu hissettirdiler bana. Bu konuda tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Buradan da Türkiye'ye gelecek olursam, yani Türkiye için planlamanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani planlamasız Türkiye'nin ne duruma geldiğini görebiliyoruz. Özellikle yani işte eğitim alanına baksak, sadece gençlere ve eğitim alanına baksak, o plansızlığın ve sürekli değişen sınav sisteminin gençlerde yarattığı travmalara baksak bile bunu görebiliyoruz. Planlama Türkiye için önemli. Planlama için de gençler önemli. Gençlerin planlamaya katılması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da bizim grubumuzun, yani Bilsay Hoca'nın sürekli gençler vurgusu yapmasını önemli buluyorum. Bize söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum ve değerli dostlarımızı ve ailemizi, büyük ailemizi tekrardan saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. Çok sağ ol Etkin. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bir gencimiz var. Ona söz verelim. Sevgili Yavuz İrs, o da sürekli grubumuza enerji taşıdı. Çalıştaylarımızda, seminerlerimizde hep yanımızdaydı. Ve son dönemde diğer gençlerle buluşmamız yolunda da çok önce adımlar attı. Sevgili Yavuz, sesini duyalım mı? Merhaba. Bütün izleyicileri, katılımcıları, geleceğine inandığım güzel günlerin inancıyla selamlıyorum. Gamze Hocam teşekkür ederim güzel sözleriniz için ve diğer tüm hocalarıma da teşekkür ediyorum. Her biri bizler hakkında çok önemli şeyler söyledi. Şimdi konuşma sırası ilerledikçe zorluğu da artıyor. Şimdi Etkin de güzel konuştu. Ben de konuşacağım diye kara kara düşünüyorum bir yandan. Ben de biraz kendi deneyimimi paylaşmak istiyorum aslında bu 10 yılda. Ben 2014'te fakülteye girdim. Ama 2015'te başladım. Bir yıl hazırlık okumuştum. 2015'te birinci sınıfta başladığım zaman Ülke Gençlik Kulübü'nün bir parçasıydım. Ve bir gün işte kulüpte arkadaşlarım 21. yüzyıl için planlama grubunun bir etkinliğinden bahsettiler. Orada aslında bizim de hani destek verdiğimizi, katkı verdiğimizi söylediler. Ve Mülkiye Şeref Salonu diye bir yerde olduğunu söylediler. Ben o güne kadar çıkmamıştım oraya. Ben de işte benim yapabileceğim bir şey var mı diye salona çıktım. Üst kattadır, ikinci kattadır. Baktım güzel bir kapısı var. Herhalde güzel bir salona açılacak diye tahmin ediyordum. Meğer bir üniversiteye açılıyormuş. Mülkiye'nin güzel kapılarından biri. Benim için ikinci bir üniversiteye açıldı. Ve oraya girdiğim andan itibaren aslında hani benlik bir şey var mı yok mu işte bakıp çıkmayı planlıyordum. İşte 6 yıl olmuş. Hala buradayım ve burada olduğum için çok mutluyum. Yani o kapıdan girmeden önce hayatımın bu denli değişebileceğini tahmin edemezdim. 6 yıl içerisinde Etkin'de dediği gibi benim hem kişisel olarak hem düşünsel olarak sosyal anlamda da çok ilerletti, çok geliştirdi. Bu süreçte bana katkı veren tüm hocalarıma, tüm planlama grubu dostlarına çok teşekkür ediyorum. Ve aslında Ozan değindi, yani biz hani şey öğrenciler olarak katkı veriyorduk. İşte bir süre sonra dediler ki siz artık çekirdek kadrodansınız. Bizimle işte hep birlikte devam edeceğiz. Biz bir grup olduk, çalışma arkadaşı olduk dedi hocalarımız bize. Tabii ki bunu hak edecek bir şey yapmadık aslında biz, ama hocalarımızın yüksek bize onur bahşettiler. Bizi çalışma arkadaşı olarak görerek
Ve ben bunu hayatımın, yaşamımın, bedenimin sol tarafında, kalbimin üstünde bir onur nişan olarak taşıyorum. Benim için 21. yüzyıl için planlama grubu üyesi olmak, hayatımın sonuna kadar onur duyacağım bir durum. Bir kez daha teşekkür ediyorum hocalarıma. Ve Dilsa Hocam'ın konuşmasında aslında bize zor görevler yükledi. Bundan Türkiye'nin geleceğine dair. Evet, görev çok zor. Yol uzun, engellerle dolu, biliyoruz, farkındayız. Ama planlama grubu ve onun dostlarıyla, Türkiye'nin aydınlık birikimiyle bu engelleri aşıp bugünkü herkese kaynak yok düzeninden, herkes için kaynak var düzenine geçebileceğimize inanıyorum. Başaracağız, çünkü biz çoğunluğuz, güçlü olan tarafız, haklı olan tarafız ve enerjimiz var, yılmayacağız. Herkese kaynak var düzenini bu topraklarda yeniden inşa edeceğiz. Kimsenin kuşkusu olmasın. Ben de kendimce bu yolda, bu mücadelede destek vermeyi sürdüreceğim. Sözü fazla uzatmayayım. Teşekkür ederim hem tüm planlama grubu üyelerine hem de tüm planlama grubu dostlarına ve Gamze Hocam size. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol Yavuz. İyi ki o kapıdan içeri girmişsin. İyi ki bizimlesin. Herkes için kaynak var diyeceğimiz günleri birlikte yaratacağız. Sizlere güveniyoruz gençler. Yine bir genç üyemiz var. Grubumuz adına grup üyesi olarak konuşacak son isim. Ardından dediğim gibi ufak bir sarkmayla dostlarımızın sesini duyacağız. Bu saate kadar bizimle birlikte olan dostlarımızı dinleyeceğiz. Grup üyelerimizden son sözü yine yeni yakın zamanlarda grubumuzun üyesi olan ve özellikle teknoloji alanında ama özellikle yeni Bilsen Hoca'nın deyişiyle yaramaz konularda bizi bilgilendiren, uluslararası gelişmelerden haberdar eden ve bize hep heyecan ve neşe getiren doktor öğretim üyesi Anıl Aba. Anıl, sözü sana veriyorum. Orada mısın? Buradayım. Çok teşekkür ederim Gamze Hocam. Sona kalan dona kalır. Herkes her şeyi söyledi. Şimdi ne desem tekrar olacak ama çok kısaca belki benim hikayem de bu grupla şöyle başlamıştı. Sizin de dediğiniz gibi gelin dediniz bizim ekibe. Bu dijitalleşme ne menem bir şeydir. Bu sosyal medya, bu dijital platformlar, internet, teknoloji, bunları kullanıyoruz ama hani belki sol bir perspektiften, Marksist bir çerçeveden biz bunları nereye koymalıyız? Gelin bize bir anlatın demiştiniz. Bu pandemiden önce UMAK'ta hatırlıyorum. Yüz yüze sizlerle görüşmüş, tanışmıştık. Çok kıvanç verici, onur verici bir gündü benim için sizlerle tanışmak. O zaman sadece bir davetli olarak gelmiştim. O bile güzeldi ama ilerleyen zamanlarda konuştukça, görüştükçe yakınlaştık, dost olduk, arkadaş olduk ve nihayetinde de işte dediğiniz gibi bu gruba katılan en genç ve birkaç en son ve genç birkaç üyeden biri olarak şimdi buradayız, bir aradayız. Yani 20. yüzyılda bizden çalınan, bizden alınan araçlardan biriydi planlama ve her geçen yıl, her geçen zaman biz bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu daha fazla hissediyoruz. Toplum bunu daha fazla hissediyor, daha fazla anlıyor. O zaman çok zor bir şeydi planlama yapmak. Çok verimli değildi belki. Eldeki araçlar kısıtlıydı. Fakat gelinen dönemde teknolojiyle birlikte, dijitalleşmeyle birlikte, yapay zekadaki ilerlemelerle vesaire aslında bugün planlama yapmak eskisinden çok çok daha kolay. Hem çok ihtiyacımız var hem daha kolay. Hani un var, şeker var ama işte helva yapan yok. Umut ediyorum, inanıyorum ki 21. yüzyılda bu ihtiyacımız olan planlama rönesansını biz Türkiye'de bu grubun tetiklemesiyle, bu grubun bilgisi, birikimi, çalışmalarıyla Türkiye'ye biz getireceğiz. Bu bayrağı değerli duayen hocalarımızın başta koşmaya başladığı bu bayrağı taşıyarak bu ülkeye hizmet etmek boynumuzun borcu olsun diyeyim. Fazla uzatmadan bizi bekleyen müdavimlerimize doğru pası atayım.
Harikasın Anıl Hocam. Çok teşekkürler. Evet.